Evet arkadaşlar, malum hep diyoruz, dertli diyegen olur demişler. Derdi olan insan hep derdini konuşur. Onun için buyurmuşlar ya, derdi olanın dermanı vardır da bir derdi olanın dermanı yoktur. Her adam dertsizse ama derman yoktur. Ama bir derdi varsa arar, neticede bulur Allah'ın izniyle. Ya ilahi, sana layık kullarınla hemdem et diyor Süleyman Çelebi. Ehli derdin sohbetiyle mahrem et. Senin sevdiğin, seni seven kullarınla bizleri haşır neşir eyle. Hem hal eyle. Bizleri sana yakın olan bu mübarek kulların sohbetlerine mahrem eyle. Onlarla hususi bir arkadaşlık bize nasip eyle, bir dostluk nasip eyle. Evet, bunu arzulamalıyız. Ehli derdin sohbeti. Bugün dünya bir ehli keyif. Hocam olur mu bu kadar sıkıntı? Hep keyiften bunlar. Evet. Dert aslında insanı harap etmez arkadaşlar. Dert insanı abad eder. Dert olgunlaştırır, dert pişirir, dert kemale erdirir. Evet, Adem'in derdini düşünün. Ona hilafet tacını giydirdi o dert. Derdine dertlendi Adem. Bir rivayet 200 sene ağladı. Derdine ağladı. Ağladı Allah'ın halifesi o. Evet. Adem denildi ona. Ona Adem denildi. Evet. Eyyub Aleyhisselam'ı dert kemale erdirdi. O şifalı suyu o dert çıkardı adeta. Yıkandığı, şifaya kavuştuğu suyu derdi fışkırttı yerden, derman olarak. Efe buyuruyor ya, derman arardım derdime. Dediler ki derttir, dermanın sen. Önemli olan derdi dermana çevirmek. Dertlenmek lazım arkadaşlar. En büyük sıkıntı dertsizlik. Şimdi doktorlara gidin, bakın. Teşhis edemedikleri bütün rahatsızlıkları strese bağlıyorlar. Stresten efendim. Ora mı ağlıyor stresten, bura mı ağlıyor stresten? Stres neden oluyor aslında? Boşluktan, sıkıntıdan. Adamların meşguliyeti olsa stres olur mu? Kalp boş, kafa boş, el boş, bomboş. Boşluktan stres oluyor. Evet. Halbuki Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Bismillah. فَاِلَا فَرَغْتَ فَنْصَرْ وَاِلَا رَبِّكَ فَرْضَ. Boş durma buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir işi bitirdin, başka bir işe başla. Bir hayırdan boşaldın, başka bir hayra yönel. Niçin boş duruyorsun? Boş durmak sıkıntı. Boş durmak sıkıntı. Allah boşlukta bırakmasın. Amin. Evet. Biz zannediyoruz ki boşalınca rahatlayacağız. Değil. Eskiden şu dilimizi Cenab-ı Hak hidayet eylesin. Bunun sıkıntısını çekiyoruz. Eskiden diyoruz, bakın eskiden. Eskimez şeylere hep eskiden diyoruz. Eskitiyoruz. Eskitmişiz ya. Eskitmişiz. Çok acı bir şey. Kusura bakmayın ya. Ebedi şeyleri, ezeli şeyleri hep eskitmişiz.
Eski Türkçe, eski dil, eskiden. Alışmışız. Evet, evvelce diyelim. Eskiden demeyelim de, evvelce. Medrese talebelerine, medresede okuyanlara, özellikle bitirenlere. Molla Molla biraz daha kibarlaşmış, Türkçeleştirilmiş. Güneydoğu'da melle derler. Kelimenin aslı da melledir. Farsçadan gelme bir kelimedir. Farsça kökenli. Mel, lebale, dolu demektir. Dolu. Tıka basa dolu. İlimle dolu, irfanla dolu, ihsanla dolu. Şimdi onlar için ne diyorlar? Mollalar İran'a. Doluları İran'a boşlar biz. Onun için bomboş kaldı Türkiye. Doluları hep İran'a, öteye beriye gönderdik. Boşlar bize kalınca sıkıntıdan kurtulamıyoruz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla da bu konulara girmek istemiyorum. Mollalar İran'a, mollalar Suudi Arabistan'a, mollalar şuraya buraya, tangolar bize. Evet. Allah hidayet etsin. Neyse biz devam edelim. Hazret buyuruyor ki İmam Efendi kısası da bir talip, hakikat talibi, ilmin, irfanın talibi, hak yolunun saliki, evet, gerçek meslek sahiplerine salik deniliyor. Salik, bir hakikate, bir usule, bir erkana suluk eden. Şimdi bu da meslek de yok, kalmamış. Sülük yok. Gayret yok, çaba yok. Evet, bir talip, bir salik, arifin, kamilin, mürşidin sohbetini her şeye tercih etmeli. Talebe, hocasının sohbetini, hocasından kendisine aksedecek feyzi, nisbeti, maneviyatı, kemalatı her şeye tercih ediyor. Çünkü hakikat yolu inikas ve insiba ile gerçekleşir. İnikas ve insiba, bu iki terimi unutmayın. Tasavvufi bir terimdir bunlar. İnsiba, senin teslimiyetin, yönelişin, sadakatin, samimiyetin. İnikas, ondan sana akseden bir şey. El-mu'minu yir'atil-mü'min buyuruyor Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Mü'min, mü'minin aynesidir. Aynadır müminler birbirine. Dolayısıyla aynadan aynaya ne olur? Açısı olur. Kamil iman akseder. Salih amel akseder. Güzel ahlak akseder. Füzat-ı Rabbani akseder. İlmi ilahi akseder. Hikmet akseder. Bak hisler çok. Cenab-ı Peygamber buyurmuşlar ya, Cenab-ı Hak bizim kalbimize neyi ilka buyurduysa, ne lütfettiyse, bize ne ikram ettiyse, biz hepsini
Hazreti Ebubekir Sıddık'ın kalbine akıttık buyuruyor. Ona aksetti. Ebubekir'e aksetti. Cenab-ı Peygamber'deki hakikatler Hazreti Ebubekir'in kalbine aksetti. İşte o akisle Hazreti Ebubekir'in imanına peygamberler müstesna iman yetmedi. Bütün insanlığın imanı bir kefeye, Sıddık-ı Azam'ın imanı bir kefeye ağır geldi. Allah-u Teala'nın 300 küsur ahlak-ı hamidesi var buyuruyor Cenab-ı Peygamberimiz. Bu esnada Hazreti Sıddık Mescid-i Saadet'e giriyor, bunu işitiyor. Sohbet esnasında Cenab-ı Fahri Kainat böyle buyuruyor. Allah'ımızın 300 küsur ahlak-ı hamidesi var. Ebubekir Efendimiz işitiyor, ağlayarak geliyor Cenab-ı Peygamber'e. Ya Resulallah, bunlardan hiçbiri bu fakirde tecelli etmiş mi? Bu ahlak-ı hamidelerden hiçbir tanesi bizde var mı? Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki 300 küsürü de sizde var. Kamilen sizde var. Evet. Akis'e bak. Akis. Bu yolun temel esasları bunlar. Tasavvuf yolunun yani bu yol derken tasavvuf yolunun temel rükunlarından insibat ve inikas. Daha evvelde nakledilmiştir. Malumlarınızdır. Mesnevi'de geçer Hazreti Mevlana'nın Hüsnü Ali. Bir menkıbe naklediyor. Mevlana buyuruyor ki işte geçmişte Hint, Çin gibi geçmişin medeni ülkelerinde bir padişah iki tane nakkaş tutar. Süsleme sanatı yapan yani. Bunlara nakkaş deniliyor. Nakışçı. İki tane süsleme sanatından anlayan nakkaş tutar. Sarayını tezyin ettirecek. Sarayını nakışlattıracak. Der ki size bir hafta mühlet veriyorum. Biriniz şu duvarı nakışlayın. Biriniz bu duvarı nakışlayın. Gelip nakışlarınıza bakacağım. Hanginizin nakşı güzelse sarayı ona vereceğim. İyi bir fiyata sarayı nakış yaptıracağım. Ama bir tanesi der ki nakışçıları, sultanım araya bir perde gelin. İkimiz birbirimizi görmeyelim. Olur ki birbirimizden efendim kopyalarız. Yani birimizin yaptığı birimizle benzemesin. Efendim. Birbirimizden çalmayalım yani. Peki makul görür padişah, araya bir perde gelir. Biri o duvarda nakışlıyor, biri bu duvarda nakışlayacak. Aradan da gelip padişah kontrol eder. Bakar ki birisi kainattaki bütün elvanatı ve nebatatı nakşetmiş oraya. Bütün renkler, çiçekler, desen desen cennet misali tabiri caizse duvara nakşetmiş. Perdenin öbür tarafına geçer, bakar ki bu arkadaş sadece cila yapıyor. Duvarı cila alıyor. Daha bir çizgi çekmemiş. Vakit de yaklaşıyor. Demiş birader sen ne yapıyorsun? Bu kadar cila 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 vakit yaklaşıyor daha bir çizgi çekmemişsin. Ne zaman bu duvarı nakışlayacaksın? Bak sen bu işi yoksa kazanamayacaksın. Demiş merak etme sultan. Aradaki perdeler kalkınca benim nakışlarım o zaman ortaya çıkacak. Sen üzülme demiş. Yeter bir perde kalksın. Sen nakşı o zaman seyre. Allah'ım peki. Her bilenin üstünde bir bilen vardır buyuruyor Cenab-ı Hak.
Vakit saat geliyor. Bir hafta doluyor. Padişah geliyor, bakıyor ki işte dediğim gibi bu taraf cennet bahçesi adeta. Bu taraf ayna. Ayna. Öyle cilalı. Hani diyor sen bir şey yapmadın, perdeyi kaldır padişahım diyor. Benim bakışları perde örtüyor, sen perdeyi kaldır diyor. Padişah perdeyi kaldırınca o taraftaki bütün nakışlar bu tarafa aksediyor. Bura cilalı olduğu için burada çok parlak görünüyor. Çok muazzam görünüyor. Padişah diyor ki sen kazandın. Saray senin. Bir çizgi çizmemiş. Cilalamış. O da nakşetmiş. Kıssadan Hazreti Mevlana'nın anlatıyor, misal veriyor. Buyurmak istiyor ki yani. O cila yapan, o mücella kalp, müridin kalbidir, talibin kalbidir. O nakkaş, insan-ı kamildir. O Allah'ın ilminden, Resul'ün sünnetinden, kainattaki tecelliyattan, artık tefekkürle, tezekkürle, teenniyle, teammülle, teharriyle, muhtelif yollarla mücadele eder. Ezvakı ve erzakı maneviye toplar. Hem manevi rızıkları, hem manevi zevkleri toplar, kendinde cem eder. Mürid, kalbini cilalar. Tahliye ve tasfiyeye ulaşır. Kalbini boşaltır. Allah'tan gayrıyı kalbinden çıkarır. Allah'ın zikriyle orayı cilalar. Cilalar, cilalar. Varlık perdesi aradan kalktığında, enaniyet perdesi aradan kalktığında, kamildeki hal ona akseder. Bunun için buyurulmuş ki mürşidin son hali müridin ilk halidir. Mürşidin son hali müridin ilk halidir. Akis. Müritlik kolay aslında. Bilse millet, mürid olur herkes. Ama günümüzde neyse herkes gözünü şeyhliğe dikmiş. Hay Allah! Şeyh olmak için uğraşıyor herkes. Zorluğu bilseler, evet. Bugün ballı parmak zannediyorlar şeyhliği. Yani tutarsan ben de yalayacağım diye herkes uğraşıyor. Daha evvel de zikretmişimdir. Geçmişte ben bir tekkeye gitmiştim. İstanbul'da. İşte işittim bir zat-ı muhterem var. Dedim duasını alayım elimi öpeyim. Tabii. Allah dostlarıyla hemdem olmak lazım. Dedi ya bizim pirince ihtiyacımız var. Bir çuval pirinç getirirse sana hemen bir icazet yazarım. Allah'ım ekber. Bir çuval pirinç getir, sana hemen bir icazet yazayım. Yani vazife vereyim sana, halifelik vereyim sana, sen de şeyh olursun. Bakın muhteremler, bizim büyüklerimiz, Cenab-ı Hak onlardan ebediyen razı olsun. Kabirlerine zerreler adedince rahmet imza eylesin. Cümle geçmişlerimize. Norşin'de, Bitlis Norşin'de Muhammed Ziyaüddin Hazretleri. Kudüs'e selamlar. Bizim büyüğümüz olur.
Bonorçi'nin manevi padişahı, Hazret lakabıyla meşhur Muhammed Ziyauddin Hazretleri. İlimde devrinin otoritesi allamesi, ahlakta zamanın kamili numunesi, feridesi bir zat. Halifelerinden birini men ediyor yoluna. İşlediği bir yanlıştan dolayı ümmeti Muhammed'in itikadına, ameline zarar verir endişesiyle ona verilmiş olan manevi vazifeyi geri alıyorlar. Onu men ediyorlar tarikattan. Sen bu yolu temsil yetkisine sahip değilsin diyorlar. Evet, bu kadar da hassaslar yani. Öyle incelemişler ki, işte bunun için diyorum yani, acaba bugünün meşayihi şeyhlik davasında bulunan, hakikatte bunlara müteşeyh denilir. Şeyh olmayanlar, yani bu işin, affedersiniz, haşa huzurumuzdan şarlatanları yani, küşkağıtçılar. O kadar incelemişler ki bu yolu. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri, Halid Osmani diye meşhur, efendim Süleymaniye, Kuzey Irak, Bağdat, Şam, bu bölgede yıllarca irşat faaliyetlerinde bulunmuş ve Türkiye'mizdeki hemen hemen Nakşibendiliğin manevi babası sayılır. Nakşibendilik ekolü Mevlana Halid ile Türkiye'ye gelmiştir. Bu zat mesele üstünde o kadar hassas durmuşlar ki malumatınız olsun diye bunları söylüyorum. Asıl mevzumuz bu değil. Ama bilin yani tasavvufun nasıl geldiğini, nasıl seyrettiğini bilin diye ve bu işin haramilerine kanmayın diye. Evet, bu işin yol keseni çoktur. Kutlayı tarik denilir bunlara. Tarikatta yol kesenler, Allah'a sığınmak lazım. Ben bir tarih Mersin'e gitmiştim. Mersin'in Demirtaş Mahallesi'ne gittim. Merkez mahallelerinden bir mahalle, Demirtaş Mahallesi. Sıkı yönetim var. 80 dönemleri yani o hızlı dönemler. 12'den sonra sokağa çıkma yasağı var. Bir arkadaşımızı arıyoruz, bulamıyoruz. Evini bulamıyoruz. 12'ye de çok az zaman kaldı. Yolda bizi bir askeri ekip yakaladı. Hacılar ya gecenin bu saatinde ne geziyorsunuz? Şurada 12'ye az kalmış. Bir as subay arkadaş başlarında dedi komutanım durum böyle böyle. Evvelce burada bir arkadaşımız vardı. Biz bunu arıyoruz. Dedi ki vallahi bu mahalleye ben bakıyorum. Dediğiniz gibi birini bu tarifte, bu tipte birini tanıyorum. Ben de size yardımcı olayım dedi. Adam Urfalıymış. Duruyorsa Allah selamet versin. Vefat ettiyse Allah rahmet etsin yani komutana. Ben de yardımcı olayım dedi. Bizi jipe aldı, gezdiriyor adam. Bir Demirtaş mahallesinde 7 tane şeyh bulduk. Mahallede. İşte soruyoruz bir evi tarif ediyor. Orada bir şeyh oturuyor. Assubay şaşırdı. Dedi ki hocam ya Türkiye'de şeyh enflasyonu var herhalde dedi ya. Bir mahallede bir tane muhtar oluyor dedi. Bu nasıl iş? 7 tane şeyh var dedi ya. Ben Urfalıyım az çok şeyh ne demek biliyorum dedi yani. Dedim haklısın ama ne yaparsın işte. Ne yaparsın? Evet. Evvelce derlerdi ya 7 köyde bir tane hacı olurmuş. Hacı. Onunla teberruklenirmiş o köylüler. Allah yardımcımız olsun. Mevlana Halid Bağdadi Kudüs'ün Ali
akşam namazlarını takiben, akşam namazının farzından sonra 7 sefer elleri ters çevirerek Allahümme ecrini minen nar demek sünnet-i seniyyedir. Yani Resulullah Efendimizin aleyhissalatu vesselam tesbihat adabındandır. Akşam ve sabah namazlarında 7 sefer Cenab-ı Peygamber Allahümme ecrini minen nar ve edhinnel cennete ma'al ebrar ve zavvecna bihurul ayn buyururlarmış. Dua ederlermiş. Ama ilk yapılan dua musibet duası olduğu için Allahümme ecrini minen nar, sonra ellerini açıp yüzüne sürmezlermiş. Bu bid'attır. Yani sanki o musibeti yüze sürmek gibi. Tekrar elleri açıp yüze sürmek bid'attır. Cenab-ı Peygamber Allahümme ecrini minen nar ve adkhilnel cennete ma'al ebrar ve zavvecna bihurul ayn der, ellerini indirirlermiş. Bu sünnet hadis ile sabit. Mevlana Halid Efendimizin bir halifesi, ki halife de öyle böyle değil ha, ilim ehli insanlar bunlar, öyle sıradan şimdi benim gibi bir çuval pirince halife olan insanlar değil. Allame. Mesela Mevlana Halid'in halifeleri kimler? Bir anlayış fikir olsun diye söylüyorum. İbn Abidin namıyla meşhur Hanifi fukahasından İbn Abidin kitabının yazarı Seyyid Muhammed Abidin Hazretleri, hem Suada'da İbn Abidin Hazretleri Mevlana Halid'in halifesi. Efendim meşhur müfessir, geçmişin meşhur müfessirlerinden Alusi tefsirinin sahibi Seyyid Mahmud Alusi Hazretleri Mevlana Halid'in halifelerinden. Bunlar meşhur halifeleri Mevlana Halid'in. Efendim Menemen hadisesinde şehit edilen Erbilli Es'ad Efendi, cennet mekan, bunun dedeleri Hidayetullah Erbili Hazretleri Erbil'de, Kerkük'te, Musul'da bu bölgenin müftüsü Hidayetullah Erbili Hazretleri Mevlana Halid'in halifelerinden. Daha böyle nice allame insanlar bunlar. Efendim Kafkasya'da Kafkas cihadını başlatan, Dağıstan, şimdiki Çeçenistan, İnguş, bu bölgelerin ilk cihadını başlatan hem maddi kahraman hem manevi önder İmam Gazi Muhammed, Şeyh Şami'nin mürşitleri Mevlana Halid'in halifesi. Efendim daha böyle isimlerini sayamayacağımız 450 halife, bunların her biri mücahit, alim, vali, paşa, büyük insanlar, öyle sıradan insanlar değil. İşte bunlardan bir tanesi, bu halifelerden bir tanesi, Allahümme ecrini minen nar dedikten sonra ve edhillel cennete me'al ebrar duasında ellerini açıyor, bitirdiğini yüzüne sürüyor. Mevlana Halid Hazretleri ikaz ediyor. Diyor ki ne iş bu? Niye ellerini açıyorsun? Bunun sünnette yeri yok. Sünnet-i seniyyede Allahümme ecrini minen nardan sonra elleri açıp yüze sürmek yok. Sen başka bir kaynakta daha kuvvetli bir delil mi buldun bunun yapılacağına dair? Niye böyle yapıyorsun? Diyor ki ne mahsuru var? Bu edhillel cennete me'al ebrar ve zevvecna bihurul ayn. Bu bir duadır. Ondan sonra duada elimizi açıyoruz, yüze sürüyoruz. Elleri yüze sürmek de sünnettir diyor.
Diyor, elleri yüze sürmek sünnettir. Bu tip dualarda değil. Musibet dualarında değil. Normal dualarda yüze sürmek, el açılırsa yüze sürmek sünnettir arkadaşlar. Mesela bir insan Fatiha-i Şerif'i okurken ellerini açsa elini yüzüne sürmesi sünnettir. Ama Fatiha misal okurken ellerini açmasa, elleri kucağında dursa ellerini yüzüne sürmesi bid'attır. Sünnet değildir. Bunların hepsi insan sıhhatiyle alakalı şeylerdir. Tıbbi faideleri vardır. Bunları anlatmak benim işim değil, benim mesleğim değil. Evet. Hazreti Mevlana Halid buyuruyor ki evet bu sünnettir ama elleri yüze sürmek burada değil. Diyor ki hoş bir şeydir yani eli yüze sürmek. Ne mahsuru var? Sürsek ne olur? Diyor sen bugün basit bir bid'atı hoş görüp buna cevaz veriyorsun. Demek ki yarın sen nefsine uyar, nice mekruhatı ve haramları hoş görür, uygulamaya başlarsın. Bu tehlikedir, seninle bizim arkadaşlığımız devam etmez diyor. Ve senin bu yetkini ben iptal ediyorum diyor. Sen benimle bir manevi nispetin, manevi alakan yoktur diyor. Bakın böyle incelemişler. Halifelerini böyle incelemişler. Bir sünnet hadisesinde, bir bid'at hadisesinde bu kadar titizlikle dururlarsa, bugün ben şeyhim diyen insanlar alemi haramla iştigal ediyorlar. Boğazlarına kadar şirke batmışlar. Nifaha batmışlar. Evet. Ya ben bunlara girmek istemiyorum. Görüyorsunuz ama çevrenizde. Görüyorsunuz. Hakkı batıl, batılı hak gösterenler mi ararsınız? Bid'atleri sünnet diye işleyenler mi ararsınız? Fıkha muhalefet edenleri, yeniden fıkıh yazanları mı ararsınız? Bir tanesi öyle demiş. Meşayıktan birisi namaz kılınıyor. Sesli namazlarda, akşam, yatsı, sabah, bayram, teravih, cuma, cehri okunan namazlarda cemaatine tembih etmiş ki Fatiha okunurken Fatiha'dan sonra aminleri sesli söyleyin. Sesli söyleyin. Amin diye sesli söyleyin. Demişler ki efendim biz Hanifiyiz. Hanifi mezhebinde de bunun sesli söylenmesi mekruhtur. Gizli söylenmesi evladır, eftaldir. Gizli söylensin. Demiş ya ben Hicaz'a gittim. Orada gördüm Hicaz'da cemaat hep imamın arkasında amin diye çekiyorlar. Benim çok hoşuma gitti. Mantığa bakın şimdi yani. Benim hoşuma gitti. Siz de amin deyin. Ya ben Müslüman. Mantıkla fıkıh olur mu? Mantıkla amel olur mu? Evet amelin mantığa uygunluğu vardır. Buna dikkat edilir, araştırılır, tetkik edilir de burada nakil önemlidir. Bu din naklen gelmiştir. Ben oraya gittim, orada gördüm, hoşuma gitti. Evet orada amin sesli. Niye? Onların mezhepleri müsait buna. Hanbeli o insanlar, Şafii o insanlar, mezhepleri buna müsait, fıkıhları buna müsait. Böyle yapıyorlar. Bizim müştehitlerimiz böyle iştihad etmiş. Yok benim orada hoşuma gitti. Siz sesli amin deyin. Eğer fıkıh kaidelerini böyle belirleyeceksek, vay halimize. Yani herkes kafasına göre sanki bir alameti farika olsun. Bu alamet bizim alametimiz olsun. Bizim cemaatimizin bir rozeti gibi, bir amblemi gibi.
Bir tarih yine birisini dinliyordum. Bir şeyh efendiyi. Efendi dedi, namazlar rükûya eğilip kalktıktan sonra secdeye giderken şu parmaklarınızı, orta parmaklarınızı pantolonlarınızın dikişi üzerine böyle koyacaksınız. Esas duruş gibi. Askerdeki esas duruş gibi yapıştıracaksınız ellerinizi baldırlarınıza. Öyle dik secdeye gideceksiniz. Niçin, ne mantık bu? Efendim diyor, askerde subayın karşısında böyle duruyorsun da haşa, Allah subaydan daha yüce değil mi? Niye Allah'ın karşısında öyle durmayasın? Mantığa bakın. Yahu Allah rızası için yanlışsan bana deyin ki hocam yanlışsın. Eğer tasavvuf buysa, ben bu tasavvufun münkiriyim. Tasavvufu ilk inkar eden benim. Eğer buysa tasavvuf, şeriatın, fıkhın, zahirin, hikmetin, hakikatin ötesini berisini kafamıza göre makaslamaksa tasavvuf, onun karşısındayım. Hayır. Nedir tasavvuf öyleyse? Tasavvuf, Muhammedi bir şekilde düşünmek. Muhammedi bir şekilde anlayış sahibi olmak. Muhammedi bir şekilde yaşamak. Tasavvuf. Tasavvuf. Bizim büyüklerimiz meseleyi böyle incelemişler. Ve her yönüyle Muhammedi olana sallallahu aleyhi ve sellem şeyh demişler. Evet. Bu tarifin dışındakilere şeyh dememişler. Onlara müteşeyh demişler. Şeyh, Arapça bir kelime. Kelime manası yaşlılara denilir. Büyük, kocamış, yaşlanmış insanlara denilir. Islahi manası ise ilim ehline denilir. İlim tahsil etmiş, zahiri ve batını bilen, çift kanat sahibi olmuş insanlara denilir. Yani aslında kelimenin özü tarikat veren şeyh anlamında değil. Bizim Türkçemizde böyle kullanılıyor. Alimin karşılığıdır şeyh. Allamenin karşılığıdır şeyh. Evet. Ben Türkiye'de öyle şeyhler gördüm ki kunut dualarını bilmiyorlardı. Vitirde kunut okuyamıyorlardı. Ama binlerce müritleri vardı. Ve müritlerinden menkul kerametleri vardı bu zatın. Böyle kiremitler anlatıyorlardı ki bunun için. Kiremit tuğla fabrikaları Tokat'taki o kadar kiremit tuğla üretmiyordu yani. Ama Şeyh Efendi kunut dualarını okumaktan aciz. Kunut dualarını bilmiyordu. Gerçek söylüyoruz yani. Çok acı bir şey. Çok acı bir şey. Biz mevzumuza dönelim. Muhammed Diyâuddin Hazretleri dedik. Nurşin'de. Evet, bu zat bir halifesini iznini kaldırıyor. Onu mümessillikten azlediyor. Bu tabi tanınmış birisi, alim birisi, çevrede duyuluyor. Filanca halifeyi uzaklaştırmışlar görevinden. Sağdan soldan şeyhler buna haber gönderiyor. Gel hemen biz sana hilafet verelim. Biz sana icazet verelim. Gel bize. Günümüzde bu da çok yaygın ya. Ya ne orada pipillenip duruyorsun bize? Gel bizim şeyh adamı şöyle uçurur, böyle kaçırır. Gel bize. Size gidelim, bize gel edebiyatı çok yaygın.
gel bize, gel bize sıkıştırıyorlar Hoca Efendi'yi. Cevabı benim çok hoşuma gittiği için burada bunu nakletmek istedim. O mübarek zat buyuruyor ki, benim için Hazretin, Hazret gibi bir alimin, bir üstadın, bir mürşidin merdudu olmak, onun kovulmuşu olmak, onun azatlısı olmak, sizin kapınızda bana vereceğiniz bilsem ki kutupluktur, o kutupluktan yeydir benim için, iyidir diyor. Hazret gibi bir zat-ı akdesin, bir kamil zatın kovulmuşu olmak, sizin kapınızın makbulü olmaktan, kutlu olmaktan benim için iyidir. Bu söz Hazret'in kulağına gidiyor. Diyorlar ki efendim filanca molla böyle demiş etraftaki zatlara. Buyuruyor ki o mollanın özrü kabahatinde. O mollayı getirin bana. Bu imtihanı kazandı falan. Onu getirin. Ve yeniden kabul ediyor. O da söz veriyor yaptığı yanlışları yapmamaya. Ve vazifesini geri iade ediyor. Arkadaşlar evet. İşte Akis böyle zattan olur. Böyle zatın nakşı nakıştır. Nakşı manevidir. Fotokopi yazılar çok çabuk siliniyor. Hatta bu yüzden bazı resmi dairelerde fotokopi evrakları kabul etmiyorlar. Silindiği için. Silindiği için. Hele hele bilgisayardan fotokopi yaptın mı onu hiç kabul etmiyorlar. Veyahut ne diyorlar? Fax'tan. Fax'tan fotokopi yaptın şeyleri kabul etmiyorlar. Diyorlar bunlar zamanla siliniyor. Bir yazımazı kalmıyor, geçerliliği kalmıyor bu evrağın aslını getir diyorlar. Evet. İşte manevi nakşın da aslı olmak. O nakış inikas eder. O nakış yansır. İlen kalbi minel kalbi sebiyle buyurmuş. Kalpten kalbe bir yol vardır. O yoldan gidiş geliş olur. O yoldan alışveriş olur. İnsiban ve inikas. Nakşibendi yolunun temel özelliklerindendir. Cenab-ı Hak cümlemize hakiki manada teslimiyet gösterebilmeyi ve ilmin, irfanın, ihsanın hakikatlerinin kalbimize inikas etmesini lütfeylesin. Amin. Bunun için Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı muazzam bir havuz olarak, Havuz-ı Kevser olarak hayal edelim. Böyle düşünmeye çalışalım. Efendim, kendi gönlümüzü de ufacık bir kap gibi telakki edelim. Bir maşrafa gibi o Havz-ı Kevser'in altına tutmaya çalışalım kalbimizi. Cenab-ı Peygamber'in kalbi şerifinin altına doğru tutalım ki onun kalbi şerifinden akan hikmetler, irfanlar, efendim, hakikatler bizim kalbimize de inikas etsin diye. Bakın denize damlayan bir Nisan yağmuru, bir damla yağmur denizin derinliklerine iniyor. Taş parçasının arasında, iki kabuğun arasında istiridye mi diyorlar? Onun arasında inciye dönüşü veriyor. İşte kalbimiz öyle olmalı. Belki istiridyeden daha basit bizim kalbimiz, bir et parçası. Ama o rahmet damlası kalbimize düşerse, o muhabbet damlası, hakikat damlası kalbimize düşerse inciye dönüşü verir inşallah. İşte o zaman Allah Resulü'nün ifadesiyle o kalp arşullah'tır buyuruyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Müminin kalbi Allah'ın arşı gibidir. O kalp Beytullah gibidir. O kalp
hazainullah'tır buyuruyor. Allah'ın hazineleriyle doludur. İlimle, hikmetle, irfanla doludur o kalbe. Evet, kalbe çok önem vermeliyiz. İşte kalbin bakımı da sohbetle, zikirle, muhabbetle, tefekkürle, tevekkülle, teslimiyetle bunlarla mümkün. İhlasla, samimiyetle bunlarla mümkün. Tasavvuf da zaten bunları prensip haline getirmiş, tasavvufun amelleri de bunlardır. Tasavvufun amel olarak benimsediği şeyler, sülük dedik ya biraz önce, sülük esasları bunlardır. İhlası esas almıştır. Tevekkülü, tefekkürü, teslimiyeti, hubbu, vüddü, virdi, zikri, fakrı, fenayı, ferdi. Tasavvufun esasları, ilkeleri bunlardır. Tasavvuf keramet değildir. Tasavvuf keşif değildir. Tasavvuf havarik değildir. Harikulade haller değildir. Tasavvuf insanların kalplerinden geçenleri bilmek değildir. Kendi kalbinden ne geçiyor onu bilmektir. Adam kendi kalbinden geçenden haberi yok. Benim kalbime muttali olmaya çalışıyor. Bildiğini iddia ediyor veya. Bunlar sakıncalı. Bunlar tehlikeli düşünceler, tehlikeli ifadeler, tehlikeli hallerdir bunlar. Bunun için günümüzde çok dikkat etmeliyiz. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmamalıyız arkadaşlar. İnsanlar biraz önce de söyledik ya, stres var, sıkıntı var, ruhi bunalımlar var, toplumda var bunlar, toplumsal hastalıklar. Toplum bir boşluk içinde. Dedik ya işte doluları sağa sola gönderiyoruz, boşlar bize kalmış. Toplum olarak bir boşluğun içindeyiz. Manevi hastalıkların eşiğindeyiz. Çare arıyoruz hepimiz. Çare ararken bir yerlere takılıyoruz, daha beter oluyoruz. Buna dikkat etmeliyiz. Çare olsun diye her eşeğe başlıyor, her kapı çalmalıyız. Bu müminin görevi. Aldanan da, aldatan da bizden değildir buyuruyor Kainat Efendisi. Canım onlar aldatıyor. Sen aldanma. Aldanma, bir altyapı oluştur kendine. Müminin firasetinden korkun buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Yani müminin anlayışından, müminin bakışından, müminin tahlil tetkik edişine dikkat edin, özen gösterin yani. Korkun ifadesi bu yani. Çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Allah namı hesabına bakar. Allah'ın nuruyla bakar ne demek? Vahyin ışığında bakar. Sünnet merceğiyle bakar. Fıkıh çerçevesinde değerlendirir. Akaid kotasında meseleyi düşünür. Evet. Müminin özellikleri bunlardır. Farklı bir cepheden meseleye bakamayız. Meseleleri ciddi değerlendirmek zorundayız. Etrafımızda her şey şüpheli. Her şey şüpheli. Ezan Muhammedi okunuyor. Biz mukaddimeden çıkıp mevzuya giremedik. Allah nasip ederse haftaya mevzuyu devam ettirmeye çalışacağız. Allah indinde makbul amel hangisidir diye Kainatın Efendisi'ne sorulduğunda az ve devamlı olandır buyuruyor. Onun için sohbeti kısa tutmaya çalışıyorum. Bıktırmamak için namazdan sonra da biraz karşılıklı konuşmaya, mütalaaya, müzakereye zaman kalsın diye. Çünkü hepimizin müşkülleri var, sorunları var.
karşılıklı da konuşmamız gerekiyor. Yani burada sizleri bir vaaz amaçlı toplamıyoruz arkadaşlar. Sohbetle vaaz farklı şeylerdir. Sohbet müekked bir sünnettir. Ve enbiya mesleğidir sohbet. Bize peygamberlerden, peygamberimizden ve onun ashabından miras kalmıştır. Sahabe de bu yüzden denilmiştir. Sahabe sohbet arkadaşı demektir. Çok musahabe eden demektir. Çok sohbet eden demektir sahabe. Bugün maalesef biz Müslümanlar olarak çok az konuşuyoruz. Konuşamıyoruz, paylaşamıyoruz, tartışamıyoruz. Bakın muhteremler, İslam tarihinde Asr-ı Saadet'ten sonra en çok konuşulan dönem, yani konuşmaların çok olduğu dönem Emevi dönemidir. Emevi ve Abbasi dönemi. Birçok ihtilaflar da o dönemde çıkmıştır. İhtilaf gibi görünen şeyler o dönemde konuşarak çıkmıştır. Ama en çok da mesele halledilen dönem o dönemdir. Konuşulduğu için. Konuşmaya konuşmaya dinimizi daraltmışız. Ezberciliğe dökmüşüz. Ismarlamacılığa dökmüşüz. Onun için konuşacağız. Konuşmaktan korkmayalım. Konuşalım. Tatlı tatlı tartışalım. Hepimiz aynı düşünmek zorunda değiliz. Farklı güzellikler ortaya koyabiliriz. Tartışalım. Mücadelemiz yok, müzakeremiz var. Müzakere edelim. Mütala ama mücadele yok. Cidal yok. Cidale rıza yok. Hacda bile haccın rükünlerindendir. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak özellikle bunu belirtiyor. وَلَا جِدَالَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا رَفَسَ فِي الْحَجِ buyuruyor. O hacda cidal yok, kavga yok, dövüş yok, niza yok, fısk yok, kovuculuk, laf taşıma, efendim, kem söyleme yok. Bunlar hacı iptal eder. Müminin varlığı Kabe'den daha yücedir. Kabe mukaddes bir mekandır. Allah mukaddes kıldığı için mukaddestir. İnsan Kabe'den yücedir. Öyleyse insanla da cedel yok, fusuk yok. Ama mütala var, müzakere var. Firavun'a bile Cenab-ı Hak, Firavun'a karşı Hazreti Musa'ya kavli leyyin ile söyle buyuruyor. Güzel söyle. Sen ona güzel söyle. Yumbar, o çirkin söyleyebilir, olabilir. Sen güzel söyle. Niye güzelsin de ondan? Anlatabiliyor muyum? Mücadele yok. Ama müzakere var. Müzakere zikirdendir. Kelime üstünde zaten. İbadetten sayılır. Müzakere edeceğiz, mütala edeceğiz. Musahabe edeceğiz, sohbetleşeceğiz, muhasebe edeceğiz, hesap yapacağız. Bunsuz olmaz. Dinin hakikatleri açığa çıkmaz. Bunun için Cenab-ı Hak da buyur. Bunu haşa nefsim adına söylemiyorum. İlahi bir emir olduğu için söylüyorum. Bismillah. Fes'elû ehle'z-zikri in kuntum lâ ta'lemûn. Bilinmeyen şeyleri, bilmediğiniz şeyleri, anlayamadığınız şeyleri mutlak bilenlere, ehline sorun. Konuşun, danışın, müzakere edin. Bu ilahi bir emir. Evet. Sa'ilul ulema buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Alimlerinizden sorun. Ucalişul kübera. Büyüklerinizle hemcelis olun, meclis olun. Onların meclislerinde bulunun. Biri ilim meclisi, biri hikmet, tasavvuf meclisi. Büyüklerin meclisi, tasavvuf meclisi, alimlerin meclisi, ilim meclisi. Buralar cennet bahçesidir diyor Cenab-ı Peygamber. Ağaçlarını sallayın ki meyvelerinden istifade edesiniz. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefil eylesin. Amin. Bunun için mevzuya inşallah Allah'ın verirse, fırsat verirse, efendim,
talip için faydalı olan şey Kamil'in sohbetidir. Mevzunun başlığı bu. Bu başlıktan mevzuya devam edeceğiz inşallah.